Hemşire hanım, su rica edebilir miyim lütfen? Tabii ki Sinan Bey. Yasemin. Şşşt, sus. Sus, hiçbir şey söyleme bak sakın. Beni dinleyeceksin, tamam mı? Zaten zar zor geldim buraya. Ben yemin etmiştim. Gelmeyecektim buraya yani, tamam dedim, bitti. Gördüm ya ben o kadınla seni böyle öpüşürken. Sonra dedim ki kendi kendime, bunun hafızası yok. Yasemin, yok, bu adam normal değil, öyle diyor. Dedim. Ya ben çok çaresizim, ne yapayım, bana bir şey söyle. Ne yapayım, ben ne yapayım Yasemin? Ben gerçekten seni üzmek istemiyorum. Gerçekten. Yani seninle ilgili neler yaşadığımıza dair, sana karşı neler hissettiğime dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne demek hatırlamıyorum ya? Hatırlamıyorum işte. Nasıl hatırlamıyorum? Hatırlamıyorum deyip çıkabilir misin sen işin içinden? Çıktığım bir şey yok. Bak, sen bana beni bekle dedin. Bekle. Ben seni bekledim. Sonra gittin, o lanet kaza geldi başına. Hafızanı yitirdin. Ölecek dediler ya. Ölecek dediler. Ben inanmadım ama. Bana sen evlenme teklif ettin. Ne diyorsun, hatırlamıyorum. Ne yapayım? Bana onu söyle. Ne yapayım ben? Onu söyle. Bak şöyle düşün istersen. Artık senin için ne önemim olabilir ki? Değil mi? Nasıl olsa eski kocanla yeniden barıştın. Ya sen hiçbir şey hatırlamıyorsun. Bunu hiç unutmuyorsun ama. Sinan bak, eski koca. Anladın mı, eski koca? Benim hiçbir şeyim değil o. Ben pansiyona gittim sadece onunla. Ha işte, niye gittin? Ay, pansiyona gittim derken yani... anladığın anlamda ben pansiyona gitmedim onunla. Yani gittim ama o şekilde gitmedim onunla. Bak, bunun annesi ölmek üzere. İnsaniyet namına gittim ya. Ne dedi o sana? Ne dedi Emel? Emel ne dedi? Ne yumurtladı? Ha? Beni neyle yıkadı? Bir şey demedi. Sen beni sevmiyorsun. Anladım ben. Niye öptün o kadını? Çünkü uyandığım andan itibaren yanımda o kadın vardı.